İster A takımı ister B takımına. Takımlardan bağımsız. Oyun akmıyor bizde. Oyun akmıyor. İzin vermiyor. Hakim istemiyor oyun akmasına. Aynen. Çok yüksek ego problemleri olduğunu düşünüyorum. Yani buranın patronu benim mesajını Collina'da verirdi. Tatmin olmuş bir durumda değil Emin Bayram konusunda. Hazırlık maçlarında da emin değildim bu arada. Mesela Metehan'ı biraz daha öne koyuyordun sen. Görece daha iyiydi ama o da problem yaratabiliyor. Çünkü maçta olması gerekmiyor. Bir adama gidip uçan tekme atıyorsun ya. Bunun bir cezası serbest kalmak mı? Nasıl yani? Öyle o zaman herkes herkese uçan tekme atabilir. Valerian İsmail ile sorsan tüm dünyada kimi almak istersin? Weghorst der dedim ve şu anda... Yemek Sepeti'nin katkılarıyla hazırladığımız Ortaya Karışık'tan herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi ben Alp Özgen, Orhan Uluca ile karşınızdayız ve Everything Little Little Into the Middle yapacağız. Yenilenen Yemek Sepeti'nde sayısız fırsat ve binlerce seçenekle kolaylık var. Siz de hala Yemek Sepeti uygulamasını indirmediyseniz hemen indirin. Binlerce restorandaki sayısız indirimden ve olanaktan faydalanın. Başlangıçta ezogelin çorbası Orhan Uluca'nın favorilerinden. Her zaman olduğu gibi artık... Biraz az görünce tabii ki problem yarattım şeye. Neden bu böyle biraz az diye. Tam koyarlarken herhalde hafif bir kısmını şey yapmışlar. Everything little little diyoruz. Little yani little diyoruz. Küçük küçük, evet, azar çorba. Azar. Bu az çorba. Az çorba. Onu yaparsın değil mi? Ya bak, mesela gidersin arkadan böyle yüklü bir kebap yiyeceksen ben ya da yüklü balık yiyeceksen. Tabii ki. Doymak istemezsin yani. Doymak istemezsin. Yani bir de bir yemeği aç yemek var ya her zaman daha iyi olur. Tabii canım. Çokça sevmediğim yemeği mesela aç olduğum için yediğim zaman ona alıştığımı biliyorum ben mesela. O yüzden aç yemek her zaman çok daha başka bir tat veriyor ama çorbanın da bundan sonra dökülmemesini daha da mevzu bahis konu ezogelince biraz hassas oluyorum. Evet, evet. Milimine kadar bakıyorum doğru mu diye. Evet, başlangıçta Süper Lig'i konuşacağız. Sıcağı sıcağına Galatasaray-Gaziantep Spor karşılaşmasıyla başlayacağız. Ben aynı saatlerde maç anlattığım için muhteşem Torino-Lecce, doyumsuz Torino-Lecce karşılaşmasını anlattığım için Orhan sözü tamamen sana bırakacağım. Galatasaray-Gaziantep Spor karşılaşmasıyla ilgili. Ben sosyal medyaya baktım. Maçtan çok maçın hakemi konuşuluyordu sosyal medyada ağırlıklı olarak. Konuşulmayacak gibi değil tabii maçın hakemi ama konuşulacağı nokta sadece maçın hakemi üzerinde değil. Önce hakem kararından girelim. Ben bir dün işte tweet attım bununla ilgili. Çok alakasız bir faul ve sarı kartla beraber çok haksız bir şekilde Abdülkerim Bardakçı oyundan atıldı. 10 kişi kaldı Galatasaray. Düşünün yani bu maçı Galatasaray kazanmış olsa bile haftaya yine Abdülkerim Bardakçı olmayacak. Yanlış kararın bedelini bu maçta kurtardıysa belki öbür maçta ödeyecek. Ama asıl mesele o değil. Hakemler yanlış veya doğru kararlar veriyorlar bazı pozisyonlarda. Benim derdim de hakemin her kararı sonrası şuydu buydu demek. Hele hele hakemlerin niyetine yönelik. Niyet okuma. Federasyon üzerinden bu işlere girmek bunlar taraftarın yapabileceği şeyler. Her büyük takımın taraftarları üst üste kendi aleyhine hatalar olduğu zaman bu tarz şeylerden söylenir. Baskının, yönetimin yapacağı baskıların bunun azalttığını veya bunu da olumluya çevirdiğini söylerler. Onlar taraftar psikolojisi içerisinde değerlendirilmesi gereken olaylar. Ben yorumcuyum. Tabii. Benim asıl derdim hakemin verdiği şey değil. Mesela Sasha Boy'un dün işte yayıncı kuruluşta şeyi de izledim. Hakem triyosunu da izledim. Mesela Sasha Boy'un yaptığı harekete penaltı dediler. Kerem'e penaltı dediler. Atıyorum. Sasha Kerem... Boy'e yapılan harekete mi? Evet evet. Sasha Boy'a yapılan harekete penaltı. İki Galatasaray'ın iki penaltısı evet. Daha. Ama bunlar çok ince çizgiler. Bunlar doğru verilir, yanlış verilir. Galatasaray'a verilmesi gereken iki penaltı var ama bunlar önemli değil. Veya Kerem'in bastığı bir ayak var topta müdahaleden sonra. Aynı durumda mesela daha önceden yanlış hatırlamıyorsam İrfan Can Kahveci kırmızı görmüştü ama hakem triyosu şiddetin azaldığı için sarı verdiler. Ya bunları tartışmıyorum ben. Penaltıymış, değilmiş, Galatasaray'ın penaltısı yenmiş, verilmiş, verilmemiş, rakibe verilmiş, verilmemiş değil. Neyi tartışıyor? Benim asıl derdim şu, ben futbol izleyemiyorum bu hakemler yüzünden. Evet. Bak her bir çalana, her bir aşağıını bağırana, çağırana faul veriyorlar. Türkiye Süper Ligi'nin takımları çok fazla faul yapıyor değil, Türk hakemleri çok fazla faul veriyor. Ve bu bir bakıma ne biliyor musun? Bilerek durduruklarını inanıyorum. Oyun hızlanırsa tempoya mı yetişecek mi, yetişemeyecekler, işi de kolaylaştırıyorlar gizliden. Kopenhag maçının teknik direktörü diyor ki Trabzonspor temaslı oyunu oynamıyor. Biz de bundan faydalanacağız. Kendileri de 3 kere düşüp yerden kalktı. Faul beklemediler, onu bunu yapmadılar ve golü attılar. Trabzonspor'a ilk golü attılar. Türkiye'de böyle bir şey mümkün değil.
Trabzonspor veya başka bir takımın temaslı oyun oynaması demek sürekli faulün çalınması demek. Kasımpaşa Antalyaspor maçında bir gol var, Kasımpaşa'nın attığı gol. Premier Lig'de, Bundesliga'da hiçbir hakem o golü faul vermez. Yüklenip kafayı vuruyor adam. Evet evet. Gördüm. Birisi düşmeye görsün. O düdük var ya, çalınmak için böyle büküyor. İki kişi saçma sapan bir şekilde çarpışıyor. Hiçbir şey yok. Yani hayati tehlikesi yok. Kafaya darbe almamış. Durdurup onun korkmasını bekliyor. Oyun dursun da ne olursa olsun. Birisi bağırdı mı çat. O Yaşar Kemal Uğurlu. Bak göremedi, sezemedi pozisyonu. Oyuncu bağırdığına göre yüzüne geldi herhalde sandı. Ve sarı karttan VAR da müdahale edemiyor bu pozisyona. Çünkü ikinci sarı kart. Doğrudan kırmızı olsa şey yapar. Sarı kartı geri alamazsın artık. Verdin gitti. Aynen öyle. VAR müdahale edemez. Niye VAR müdahale edemiyor diyorlar. Ama hakemlerin faul standardının çok düşük olması, oyunu sürekli durdurmak Avrupa'da bu takımların işini çok son derece zorlaştırıyorlar. Aynen. Bizimkiler de sürekli olarak hakemlerden faul bekliyorlar. Verilmediği zaman bir de tıpkı burada olduğu gibi öbür tarafın hakemlerinin Türkiye aleyhine çalıştığına dair saçma sapan teorilerle ilgileniyoruz. Basketbolda da bu böyledir biliyorsun. Ama futbolda Türk hakemleri oyunu akıcı kılmak zorunda. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Çok iyi anladım. Yani ve ben de bu konuda çok sıkıcı almaya geldi. Ben bunu Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası söyledim. Yapılan faullerin 32 faul vardı maçta diyelim ki ilk yarıda ya da şeyde. En az 15'i faul değildi. İster A takımı ister B takımına. Takımlardan bağımsız oyun söylüyor. Akmıyor bizde. Oyun akmıyor. İzin vermiyor. Hakem istemiyor oyun aynen, bakmasını. Aynen. Hakem istiyor ki koşmayayım, dursun oyun 2'de 1. Gözümün önünde olsun bütün olaylar. Bu faul standardını yükseltmeden gerekirse arada bir faul olan pozisyonları orta sahadan bahsediyorum. Kaçır ne olacak? Evet. Bak bu riski alıyorlar. Premier Lig'de alıyorlar. Bundesliga'da alıyorlar ve biz tempolu futbolu izliyoruz. Ama bizde bu risk alınmıyor. İki lig var bu konuda. Bir de La Liga böyle bak. Dikkat et. La Liga'da da her temasa hakemler temponun yükselmemesi için hemen faul çalarlar ve şu anda seyir zevki en düşük lig hala La Liga. Avrupa'nın, bak Fransa Ligi'nin bile gerisinde tempo olarak La Liga. Şunu da ekleyelim mi? Ben Yaşar Kemal Uğurlu ve bir iki hakemimizde çok yüksek, yani otorite ayrı şeydir, ego ayrı şeydir. Çok yüksek ego problemleri olduğunu düşünüyorum. Yani buranın patronu benim mesajını Collina'da verirdi. Değil mi? Manuel Grafe'de verirdi. Ama bu şekilde iletişimsizlikle vermezdi. İkinci yarı bak, ilk yarı. Hiç iletişim kurmuyor oyuncularla ya bizim hakemlerimiz. Ya ben tavsiye ediyorum. Gitsinler hakem komitesi bir seminer yapsın, hakemlere Manuel Grafe'yi izletsinler. Collina'yı izletsinler. Ama bir oyuncularla şey iletişim bak, nasıl kurulur? Yani hiçbir şekilde oyuncuya cevap hakkı tanımamak gibi bir lüksün yok senin hakem olarak. Yani bu maç, Galatasaray Fener fark etmez yani bu arada. Bu maç üzerinde konuşmuyorum ama çünkü bu maç üzerinde çok fazla konuşmaya çalıştım ama ikinci yarı dağıldı. Çünkü devre arası pozisyonu izledim. Ne kadar saçma tabii, bir karar verdim. Tabii. Ona faul bile vermem ben. Bak sarı kart çıktı. Bir oyuncu ilk yarıda 10 kişi kaldı. O hareket faul bile değil. Hatta bazıları faul olduğunu söyledi, bazıları değil. Öyle faul olmaz. Orada oyuncu çıkıyor. Ama şunu söyleyeceğim ben. Asıl olay şu. Otorite bildiğini çalmaktan gelir. Gördüm, sanırım... Sanmakla iş yürümez. Tabii, sanırım yüzüne öyle geldi. Sanma. Görmediysen vermeyeceksin. Aynen öyle. Emin olmadığı için. Orada sen vermekle vermemek arasında ciddi bir fark var. O harekette mesela yanlışlıkla bilirse kesse hakem görmemiş olabilir ki görmedin çünkü. Aynen. Vermemen daha mantıklı. Abi oynayanların 12'de 9'u yabancı. Evet. Pek çoğu yabancılıktan geliyor. Aynı adam Premier Lig'de yatmıyor. Çünkü biliyor faul verilmeyeceğini. Onu diyeceğim. Buraya gelen adam da 2-3 hafta gözlemliyor. Ondan tabii sonra ki buradaki iklime uyuyor. Tabii diyor ki. Ki ben diyor duran topu böyle alırım. Ben süreyi böyle geçiririm. Dün Mertens de öyle. Bak, aldığı, rakibi böyle eksiltirim. Evet, Mertens mesela penaltıda haklıydı. Akıllı bir şekilde penaltı aldı. Ayağını koydu oraya. Tamam ama önceki pozisyonlarda o da kalkmıyor darbe almamasına rağmen. Daha bak ikinci haftadan bize döndü. Doğru. Çünkü biliyor Türk hakemi başka türlü vermiyor. Doğru. Yatana da veriyor. Adam bakıyor. Orada adam kıvranıyor. Çıkarmış sarı kartı. Yabancı hakem tartışması yine gündeme geldi. Hayır yani bu yabancı hakem de gelse tamam mı? Bu atmosferde çok olan hakemlerin ortaklaşa bir toplantı edecekler. Arkadaş faul standardımız çok düşük. Görmediğimiz faul. Yeri gelince faul olan pozisyona çalmayın. Yeri gelirse. Yani şöyle çalmayın. Ortadaysa sarı gri ise pozisyon. Doğru. Faul verip oyunu durdurmak yerine faul vermeyip oyunu durdurmamayı seçin. İnsanlar hatırlamaz. Bak insanlar hatırlamaz ama ben çok iyi hatırlarım Ahmet Çakar'ın çıkışını. Ahmet Çakar'ı bugün seversiniz sevmezsiniz. İşte şu anki profil. Ben izlemiyorum mesela şu anda. Ama hakem olduğu zaman Ahmet Çakar faulleri vermeyerekten fark yaratmış. Hiç unutmuyorum. Evet. Ve Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa o benim gördüğüm Ahmet Çakar üst düzey hakemlik yaptı. Böyle artık otorite bilgiden gelir. Bilirsen otoritesinde tamam mı? Bir şeyin faul olmadığını bilirsen tak diye çalarsın.
itirazlara rağmen biliyorsundur. Evet. Gelelim oyun kısmına. Mesela oyun kısmına ben şuradan başlamak istiyorum. Önce onu merak ediyorum. Senle burada sezon başından bu yana, transfer döneminden bu yana Galatasaray'ın en önemli önceliğinin bir üçüncü stoper olması gerektiğini. Hatta ben dün maçı izlemedim. Ve Abdülkerim'in çift sarıdan atıldığını istatistiklerden görünce direkt aklıma sen geldin. Çünkü ilk Abdülkerim Bardakçı analizi yaptığımızda sen burada dedin ki solak, ayağı temiz, iyi bir stoper ama en büyük tehlike kırmızı kart görme riski yüksek bir oyuncu olarak görüyorum. Baskıyı dedi. Kaldırmamak ki burada haksız bir kırmızı kart. Bu haksız. O, yani burada şimdi ilk Galatasaray'ın mesela haftaya maçı var ve hala bir rotasyonda stoperi yok. Ya Mete anlayamayacaksın. Şimdi Kaan geliyor, onu da konuşalım. Ama Kaan da gerçi hazır gelecek, hemen de oynayabilir. Kaan Ayhan geliyor, direkt oynar. Ben Emin Bayram mesela çok fazla övgü aldı dün. Bir tane müdahalesi çok güzeldi mesela. Bir yerde de çok böyle. Bir yerde de ama yani. Mağlup olacak. Ben anlamıyorum, bu gerideki Abdülkerim Bardakçı da olsun, Emin Bayram da olsun. Bu gerideki rahatlığı ben anlamıyorum. Son adamsın sen ya. Niye bu kadar bekliyorsunuz yani? Son adamsın sen. Ne kadar rahatlar. Ben şeyi çözemiyorum. Ben Emin Bayram'la ilgili benim şüphelerim devam ediyor. Dünkü maçta çok güzel, çok güzel değil. Problemli. İnşallah yani, ama problemi de böyle aşacak, oynaya oynaya. Tabii. Çağlar da öyleydi mesela Freiburg'da, ne hatalar yaptı. Evet, hatalar, stoperler hata yapar. Önemli olan orada mesela kendine güveni vardı. Bir yerde çift aldı, doğru müdahale yaptı. Ama Emin Bayram şu an için abartı bir güven veren taraftarlara kadar çok ben öyle tatmin olmuş bir durumda değilim Emin Bayram konusunda. Hazırlık maçlarında da emin değildim bu arada. Mesela Metehan'ı biraz daha öne koyuyordun. Görece daha iyiydi ama o da problemi yaratabiliyor. Çünkü oynaya oynaya gelişecek bunlar. Evet, çünkü doğru. Baskıyı kaldıramadığı için eli ayağı titriyor mesela. O pozisyonda eli ayağı titredi. Hatta oynadıkça alışacak o onun baskıya. Onun hatası şöyle bir pozisyon doğurdu. O hatada direkt bütün Gaziantep Galatasaray'a çullandı üzerine. Gol pozisyonu yakaladı. Dönüşü de Sacha Boey şeyden faydalanıp gol attırdı Seferovic'e. Ama dün üzerine durulması gereken bir konu varsa o da hiç tartışmasız maçın en iyisi Sacha Boey'du. İnanılmaz iyiydi. Yani 8'de 7 dribling başarısı ne demek ya? İnanılmaz. Bir kere 7 tane başarılı dribling maç başına inanılmaz. Kamp görmedi bir de ya. 13'te ya 17'de 16 ile ikili mücadele kazanma oranı var. Her oranı inanılmaz. Golün yaratıcısı. Tabii. Tek başına fiziksel olarak takımın en iyisi. Kampa ve gitmedi bu adam. Aslına bakarsan evet, kampa gitmedi ama bir de kişilerin kendi genlerinde yani var yani. Genetik olarak da o hep öyle git geli olabilen. Doğru. O yüzden biz hep şey diyorduk Sacha Boey, Fatih Terim'in ilk döneminde de çok iyiydi hatırlarsanız. Evet, ilk geldiğinde. İlk geldiğinde de penaltı yaptırdı hatırlarsan. Burada da aslında penaltı yaptırdı. Ve hem savunmada hem hücumda çok top çaldı, pas arası yaptı. Dün Sacha Boey takımın tartışmasız en iyisiydi. Sergio Oliveira dün çok iyiydi. Unutmayın ki mesela ileride de göreceksiniz. Micho belki geride biraz daha garantici, tek pasçı, sucu, daha hareketli. Mesela oyun kurma özgürlük alanı ama artacak. Oliveira yani hücuma yönelik paslarda, şutlarda dün inanılmaz bir şut, frikik kullandı, üst direkte batladı. Ceza sahası içerisinde mesela Abdülkerim Bardakçı'nın ortasına kafayı vurdu, içeri girdi. Sadece şansı şu anda ligin en fazla direğe takılan oyuncusu. Yani en az bir gol hak etmişti şu ana kadar. Her maç bir direği var. Torreira Galatasaray kadrosu içerisinde en fazla mesafe kat eden oyuncu oldu. Çok gözle batmıyor. Bazen 60'tan sonra 70'ten sonra Torreira'nın da yanından geçen oyuncuya müdahale etmekte zorlandığını görüyoruz. Biraz daha fizik olarak kendisine gelmesi gerekir. Onun nasıl bir canavar olduğunu biliyoruz. O potansiyelin altında şu an. Potansiyelini yani daha 60 dakika sonra o da biraz şey yapıyor. Dün ben yine Mertens çok iyiydi. Galatasaray'ın hücumun aklıydı. Basit ya. Alır almaz. Bak mesela Emre Akbaba girdi oyuna. Barış Alper Yılmaz geldi. Bu oyuncular bak katkı verdi. Ama anlayamadığım bir konu var yani. Her ikisinde de. Emre Akbaba gidiyor. Seferovic'in offside olduğu pozisyonun başına bakın. Zamanında verse aynen. Gol tekte. Bekliyor ya. Bekliyor. Bekle Allah'ım bekle. Bekle Allah'ım bekle ve faul oldu sonunda. Ben anlayamıyorum yani, kafam basmıyor. Oyuncuyu izlerken diyorum ki neden atmıyorsun? Ve özel oyuncular bizim beklemediğimiz yerlere atıp fark yaratırlarken bizim beklediğimiz Emre Akbaba'dan o topu götürdün, sol ayaklısın, teknik kapasiten var, Seferovic koşmuş, aynen. Onun önünü atabilmen. Aynı durum bu arada, bu akıl tutulması Gaziantep için de söz konusu. Normalde Antep 4'e 2 yakalamış sol kenarda o oyuncu. İnanılmaz pozisyon. Adam diyor ki bekliyor burada, ne vuruyor ne oraya veriyor. Ben bunu akıl tutulması diyorum. Yani normal koşullar altında Galatasaray 10 kişiyken Antep onu cezalandırabilecek pozisyonları buldu. Tabii.
Emin Bayram'ın veremediği pozisyonda da arkasında yani maç 2-1 Antep lehine de bitebilirdi. Bitardı. Galatasaray'ın maç boyunca oynadığı futbolla geleceğe dair umut verdi. Ha, 10 evet. kişi oynadı. Bir kere benim en önemli gördüğüm güzellik, en çok eleştirdiğim ortak, yani havaya ortak kafa futboluydu. Bunun da değişimi oldu. Half space arasında adam kaçırmaya dikkat ettiler. Oralara paslar verildi. Ezber ortalar yapılmadı. Aynen öyle. Yalnız yine de anlamadığım Galatasaray'da bir tek problem vardı bence dün. Patrick Van Aanholt ve Kerem Aktürkoğlu kanadı. Patrick Van Aanholt'un her ne kadar hücumda problem yaşasa da savunma güvenliği açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ama insan izlerken böyle bir kendini, her şeyi sorguluyorsun, tamam mı? Ceza sahası içerisinde şuraya pas verecek, bak boş. 5 metre ya, 5 metre pas verecek adam orada. Rakibe veriyor veya abartı bir sert. Ya bunu neden yapar bir oyuncu? Hayatın topla geçmiş senin. Evet. Ben bunu diyorum ki neden acaba, neden? Yani nasıl olabilir diyorsun ya. Hani zorda kalır, şey yapar. Gidiyor mesela kenardan iyi bir orta kesti. Gomis vurdu ama 5 metre pası veremiyorsun. Kerem Aktürkoğlu aynı şekilde. Bak Kerem Aktürkoğlu'nun bu top seviyesi, top kontrolü ve bu pas kaybıyla hiçbir Avrupa kulübünde oynayamaz. Oynayamazsın tabii. Unutsun bak bunu. Oturup kalkıp antrenmandan sonra her gün 2 saat top kontrolü, basit pasları çalışmak durumunda. Bunu eğer efsane, dünya futbolunun efsanesi Kanton oturup her maç idman sonrası çalışıyorsa Kerem Aktürkoğlu da çalışacak. Aynen. Çalışacak yani, başka bir şey yok. O eksiğini diyecek ki yani ben bu konuda eksiğim. Ben önümdeki 10 metreye verirken problem yaşıyorum. Bazen dünyanın en güzel asistini yapıyorum ama bunda istikrarım yok. Bu konuda bir ortalama yap. Torreira verirken, Mertes verirken Galatasaraylı izleyicisi rahat. Bir tane yanlışlıkla pas verir. Patrick Van Aanholt'la Kerem Aktürkoğlu pas kaybetme makinesi. Oraya şöyle de tabii bir opsiyonu var Galatasaray'ın. Üç yerli oynatmak zorunda olduğu için bir taşla iki kuş. Kazımcan, ki benim beğendiğim bir oyuncu. Patrick Van Aanholt'un yerine Kazımcan'ı koyarsın. Bu da işte savunma problemi. Ne kadar Patrick Van Aanholt'un savunması iyiyse evet. Kazımcan da o kadar. Ama o da oynaya oynaya pozisyon bilgisini geliştirecek. Kazımcan'ın önüne aynen de Kerem'i kesersin. Mertens geçen sene çok maçta oynadı orada. Kariyerinde çok var sol forvet oynadı. Mertens'i oraya koyabilirsin. Yani Dubois. İşte Dubois mesela sol bekte oynayabilir. Evet, Dubois'u oraya koyabilirsin. Böyle opsiyonlar var. Çok kısa bir de Kaan Ayhan'ı konuşalım. Yani kariyerinin en başından beri senin çok çok iyi bildiğin Alman topraklarından yetiştiği için yani çok bir oyuncu. Son dönemde ben geçen sene de bu sene de maçlarını izlediğim ve anlattığım maçlar oldu. Sanki bir duraklama dönemine girdi gibi kariyerinde Kaan, ama toplamına bakarsan bu transfer için olumlu diyebiliriz herhalde Galatasaray'ın. Bu şunu söyleyelim şimdi. Kaan Ayhan'ın bence değerli kılan unsur yerli kural. Yerli kuralı. Şimdi bazıları diyor ki neden alındı? Yerli kuralı varsa Kaan Ayhan biçilmiş kaftandır arkadaşım. Bunu tartışmaya gerek yok. Hı hı. Yani hem yerli, milli oyuncu, hem stoper, orta saha, sağ bekte oynayabiliyor. Tabii, sağ bekte oynar, yani 6 numarada oynar. Bu 3 tane pozisyonu hepsini aşağı yukarı 6-7'lik civarında oynayabilen bir oyuncu için neden alındığı şeyini asla söylemem. Aksine Necip tarzı adamlar, Kaan Ayhan tarzı o adamlar her zaman forma giyer bu sistem içerisinde. Çünkü senin yabancı kuralın bunları dayatıyor sana. Ha. Her sene 2-3 golü de var bu arada. Evet, demek istediğim bazıları, yabancı kural içinde şunu söyleyeyim. Bazıları işte böyle şey diyor. Evet, yerlileri daha fazla oynatmak zorunda kalıyorsun. Ama şunu unutmayın ki eğer bu kural biraz daha önceden çıkmış olsaydı hiç kimse milli takıma yükselmiş ikincilikten Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'a gitmesine izin vermezdi. Bugün nasıl değil mi? Yusuf Yazıcı'nın orada kalmasına izin vermiyorlarsa Çağlar doğru, çok doğru bir Sassu olalım nasıl Kaan Ayhan'ı buraya getiriyorlarsa, bir sürü gurbetçi yine buraya getireceklerse, bu yerli kuralı yerlilerin daha fazla şeydi. Yerlilerin Avrupa'daki tecrübesini elde edememesine sebebiyet veriyorsunuz. Yani tabii ki faydalar olacaktır ama bu şekilde bu zoraki dayatmakla değil. Oyuncu oynayarak alır. Almanya'da bunu yaptı. Oynayarak geçer. İyi bir oyuncu olur mu? Hiç kimse yerli yabancıya bakmaz. Ama sen bu şekilde Avrupa'da tecrübe kazanan pek çok oyuncu. Bak yarın Çağlar da gelecek, ertesi sene Merih de gelecek. Biz yine toplayacağız, kendi ligimizde oynayacağız hepsini. Stoper'de Sassuolo özellikle Zerbi zamanı. Üçlü oynadığı zaman stoper'de oynuyordu. Başarılıydı ama takım dörtlüye döndüğünde ya sağ bek ya yedek. Dörtlüdeki tandemde oynayamıyordu. Yalnız stoperler sonuçta bir tecrübe işi.
Zaman zaman da bu tecrübeyle beraber artık ben dörtlüde de stoper, evet, daha... tabii ki sağ bekte, stoperde iyi oynayacağını düşünüyorum. Enteresan olan durum şu, benim onu ilk izlediğim zaman Schalke dönemiydi. Hatta Schalke Sané vardı orada, o dönem, bugün Bayern Münih'te oynuyor. Ve o Schalke mesela Real Madrid'de inanılmaz iyi bir iş, deplasmandaki Real Madrid'de inanılmaz iyi bir maç çıkarmıştı. Kendisi, o zaman defansif orta sahaydı Kaan Ayhan ve ben başta onun diagonalları olmak üzere defansif orta saha performansını çok beğenmiştim. Ama işte gittiği takımlar, oradan stopere geçmesi, sağ bek'e geçmesi... Kariyer gelişimi farklı bir yönde evrildi. Düsseldorf'ta üçlü savunma olduğu için o Mert daha çok stopere geçti. Zaman zaman da dörtlüde de orada kaldı artık. Yani böyle geçişler olduğu için bence olması gereken yerde gerekli gelişimi göstermedi gibi gelir doğru, bana da. Sassuolo aldı şimdi. Sassuolo da üçlüde stoper olarak kullanıyor, dörtlüde sağ bek. Türkiye milli takımında gördük işte zaman zaman savunma önü. Çünkü diagonalları hala sağlam, oyun açılımı iyi, 1.85 boyu var, kornerlerde kafa golleri var. Ama Türkiye Süper Ligi ve Galatasaray'ın bu kadar düşük yerli rotasyonu içerisinde bence Kaan Ayhan transferi mantıksız değil. Eğer 3 tane yerli oynatma kuralı olmasaydı belki 4 milyon bonservisi sorgulayabilirdik. Ben ama de, bugün 3 mevkide de sana ortalama üstü bir performans verir. Yani stoperde de, savunma önünde de veya sağ bekte de. Yani hayırlı olsun Galatasaray'a diyelim. Ankara Gücü Beşiktaş maçında sadece iki konu soracağım sana. Bir, Weghorst. İki de tabii bu maç sonunda yaşanan vahşet, saçmalık. Ve bu vahşeti uygulayan insanın tabii serbest bırakılması, tutuksuz yargılanması adli bir konu. O konu böyle hani girmeyelim ama hani hepimizi yaraladı. Yani bizim hepimizin vicdanını yaralayan bir serbest bırakma. Bu sadece futbolun değil ki. Bu sadece futbolun değil. Genel anlamda bu ülkedeki şiddetin... Doğru. Kadına şiddette de aynı durum. Görüyoruz bunu. Mesela Almanya'da sana bir başkasının köpeği bile saldıramaz. Bak adam korkar. Çünkü benim arkadaşım yaşandı. Öyle bir tazminat aldı ki. Tabii. Ya inanamazsın. Çünkü insan hayatı değerli. Veya birine... Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Ben şimdi biz Türk kafası gençliğimizde gittik Almanya'ya. Üniversite okuyoruz evde. Eyvah. Yan tarafta bak. Yan tarafta ben park ediyorum arabayı. Her seferinde tabii akşam dolu oluyor. Nerede boşluk bulduysam oraya park ediyorum. Sabah arabalar çıkıyor. Adam diyor ki niye yanlış park ettim? Ben park edemiyorum. Yandaki komşu. Her sabah ama okula giderken ya bir diyorum, iki diyorum. Ya arkadaşım bak anlatıyorum, anlamıyor. Sürekli seni taciz ediyor. Sabah kalan okula yere giderken, bırakıyorum diyorsun. Evet sonra. Yani sürekli şey akşam adam istiyor ki evin önünde doğru bir şekilde park edeyim. Benim arabam da sıksın şeklinde. Ama işler öyle değil. Bak önemli değil. Adam arıza bir adam. Abi adama bağırıyorum, çağırıyorum. Bak en son artık böyle beni zıvanadan çıkardı. Eyvallah. Üzerine yürüyorum, korkmuyor. Hadi ben zaten şiddete çok meyilli bir insan değilim, açıkça söylüyorum. Dedim ki ne yapayım? En son dedim ki buna bir gün. Dedim bir daha beni rahatsız edersen polise giderim. Bir daha rahatsız edemedi. İşte. Bak adama şiddet uygula, yine senden vazgeçme, seni şikayet edebilir. Tabii, haklı senden olur. Tazminat alır. Ama sen polise gideceğim dersen beni rahatsız ettiğin için, bak basit bir rahatsızlık. Burada seni rahatsız etse, sana yumruk atsa, seni 2-3 kişi yakalayıp dövse, polise gitsen bunun sıfır cezası olduğunu bildiğin için herkes kendi küçük çaptaki cezalarını kendisi kesmeye çalışıyor. Maçta olması gerekmiyor. Bir adama gidip uçan tekme atıyorsun ya. Bunun bir cezası serbest kalmak mı? Nasıl yani? Öyle o zaman herkese uçan tekme atabilir. Tabii. Arkadan gelip ya belini kırabilirdi o. Tabii. Sonra gelelim bak. Benim çok sevdiğim, buraya da konuk aldım, Ömer Erdoğan'la. Çok seviyorum hocayı. Türkiye'de de çok başarılı olacağına inanıyorum. Ama hocam Allah aşkına bir oyuncu... Oğuzhan. Bak Oğuzhan Akgün, hocaya da güvenirim, yalan söylemez. Doğrudur. Tarih etmiştir. Bu mu ama önemli konu? Konuşulacak bu mu? Ve bir doğru. De hakem hatalarıyla eylemi birleştirip o eylemi legalize ettiğinin farkında değil Ömer hocam. Değil. Bence de değil yani. O zaman yarın bir gün o kadar da büyük hata olduğunu düşünmüyorum o maçta. Yarın bir gün çok daha büyük bir hata olsa... O zaman o vurmaktan daha eyleme geçebilir. Artık. Ya mantık olarak söylüyorum. Ömer Hoca'nın mantığına göre baktığımda bugün sen bunu hakem bu kadar karar verdi ve bu olay oldu değil mi? Daha beter bir gerçek anlamda bir haksızlık olduğunu düşünelim. 3 tane arka arkaya haksız penaltı. O zaman o seyirci her şeyi yapabilir. Orhan, az önce çok güzel bir şey söyledin girişte. Taraftar psikolojisini, taraftar bakış açısını anlattın. Ben bu bakış açısının taraftarda bile olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani hakem bize bunları yaptı falan. Ya adam sahaya giriyor. 5 metreden atlıyor. Kendi omurgasını bunun kırabilir. Olduğu yerde gidiyor.
50 metre depar atıyor. Bir oyuncunun üzerine uçar tekme atıyor. Burada taraftar bile Ömer Erdoğan gibi bakmamalı. Ömer Erdoğan benim de çok sevdiğim, çok özel bir adam. O öyle demiyor ama. Bunu, ama kendi farkında olmadan bunu dediğin gibi bunu gerekçelendirmiş gibi oluyor. Yani bu kabul edilecek bir şey değil. Bu işin bir kısmı. Bak doğru. Bu işin bir olacak kısmı. Olacak iş değil ya. Biz daha çok yara alıyoruz. Bak Ömer Erdoğan gibi insanlar bile bu şekilde konuşunca bu sefer inandığımız şeylerden de üzülüyoruz. Sıkıntı kesinlikle. Burada. Bu işin bir kısmı. İkinci kısmı Beşiktaş. Allah aşkına bana söyle. Taraftar bakışı. Diyor ki hoca, başkan, Oğuzhan Akgün diyor. Orada teknik ekibe gelip küfür etti, şey yaptı. Oğuzhan Akgün'ün fotoğrafını paylaşıyor. Evet. Önce uçan tekme. Bu olmaması gereken bir şey. Onun elinde zararlı madde olabilir. Tabii. Bak şimdi... Ya çok büyük ihtimalle mesela sana, o çocuk çok büyük ihtimalle bir uyuşturucu kullanmıştır bence. Kimse yani 6 metreden şimdi. Öyle ölecek şekilde atlayamaz, o deparı atamaz. Yani. Ve o öyle bir madde kullanan bir insan... Dediğin gibi elinde bir kesici madde olsa yani neler olacak? Ya basit bir şey söyleyeyim. Şimdi Monica Seles dünyanın en yetenekli tenisçisiydi. Graf'ı falan. Ben Steffi Graf manyağı olduğum için bir taraftar gelip arkasından bıçakladı. Hayatı kaydı. Yani. Bak kariyeri bitti. Belki de dünyanın en yetenekli tenisçisi olabilirdi. Aldığı, o yaşta aldığı sonuçlara bakarak. Steffi Graf'tan daha iyiydi belki de. Ama hayatı gitti. Şimdi o tekme direkt gelebilir. Bir tane koltuğun kenarına atmış olabilir. Her neyse. Bunun aciliyeti başka bir konu. Teknik direktör, oyuncu, kulüp, hakem üçlüsü arasında sahada olup birbirine hakaret etmeler vesaireler başka bir konu. Aynen. Bu bravo. Konuları birbirinden ayırmak gerekir. Ama daha sonra Beşiktaş'ta ya sen oyuncunu çektin mi? Öbür tarafı dinledin mi? Ne taraftara, yedek kulübesine, hocaya, genç bir oyuncu haklılar. Eğer böyle bir ortamda bir şey varsa sen bunun fotoğrafını paylaşayım. Niye? Yani yangına körükle gidiyorsun işte. Yani tamam. O da diyor ki yani bütün şeyi hedef gösterdi gibi bir şey oluyor. Olayı anlatıyorlar. Hedef göstermek diye bir şey yok. Yani şöyle bir şey. Senin bu oyuncu diyor şey oldu. Bize geldi. Taraftar tahrik etti. Ama bunun sebebinde bir olaylar gerçekleşti demesi yine doğru değil. Ya o adam yani herkes, kale arkasında. Herkes biraz olsun kendini korumaktan, taraftara şirin gözünmekten çıkıp da hem karşı tarafın hatasını ama aynı zamanda kendi hatasını kullansa. Ben sana bir şey daha söyleyeceğim bu konuda, sonra noktalayalım. Çok önemli. Mesela herkes dediğin gibi bu konuda alması gereken dersler var değil mi? Evet. Bak şu konuda mesela şu hiç tartışılmıyor ülkemizde. Ya adam atlıyor. Atladıktan sonra bir iki saniye video izleyenler yerde bir canı yanıyor, kalkamıyor. İki saniye sonra kalkıyor, depar atıyor. Bu arada orada 50 tane güvenlik var kale arkasında. Güvenliklerin hepsi sahaya bakıyor abi, maçı izliyor. Aynen. Premier Lig'de, Bundesliga'da, Şampiyonlar Ligi'nde bir tane bak arkada Ronaldo'lar, Messi'ler, ne goller, rövaşatalar bilmem neler bir saniye gözünü kayırmaz bu adam. Ya senin görevin tamamen tribüne dönmek, tribündeki adamların gözünün içine baka 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 oradan gelecek bir tehdit. Senin tek görevin bu. Bizimkiler orada telefonuna bakıyorlar, birbirleriyle geyik yapıyorlar, sandviçini yiyorlar. Ben gördüm maçlara, statlara gidiyoruz, görev yapıyoruz. Asıl olay maçı izliyor ya, güvenlik görev. Bak bundan da ders alınmayacak. Asıl olay bu. Burada dikkat edilmesi gereken tamamen Alp'in söylediği detay. Burada çok önemli. Bu çünkü güvenliğin yaptığı bir hatanın sonuçları çok acı. Tabii şimdi bu Ankara Gücü kulübüne bir bedeli olacak. Kulübe bedeli olacak. Türk futboluna bedeli var. Belki dediğin gibi Allah korusun Salih sakat kalabilirdi ya. Sen o güvenlik ihlalini oluşturduğun andan itibaren artık oyuncu kendini koruma psikolojisi içerisinde daha beter şeyler de yapabilir. Önce suçlu sensin çünkü. Tabii. Adam mahkemeye gitse, MHK'ye bir savunma verse, bu taraftar ben ölüm korkusu yaşadım mesela, ne diyebileceksin ki? Aynen. Kalkacak o ceza bence. Kalkması lazım. Yani saçma. Orada Joseph de Souza araya girmese belki o çocuk hakeme de gidecek. Önemli değil artık. Hakeme de gidecek. Bir noktadan diğer arkadaşlarına da zarar verecek. Evet. Bir şey diyemem. Ama futbola da gelelim. Biz burada en başta söyledik. Weghorst'u ayrıntılı kısa. Bir şekilde anlattık. Yani gerçekten... Ne dediysek o diyorsun. Yani. Yani benim... Yok zaten... Hayır ben mutlu oluyorum. Çünkü hani bazen şu da oluyor Orhan. Beklentinin olduğu oyuncu o beklentiyi karşılamıyor. Hayal kırıklığı işi. Takımla da ilgili çünkü. Ama sen şunu çok söyledin. Valerian İsmail'e sorsan tüm dünyada kimi almak istersin? Weghorst der dedim ve şu anda... Bunun sonuna kadar hücumda, takım savunmasında, her alanda, duran topta, her alanda yaşıyor Valerian İsmail Artsin. Evet, ben mesela örnek veriyorum, Lincoln'un burada çok inanılmaz şov yapacağını söyledim ama olmadı mesela.
Değil çeşitli mi? Bir sürü sebeplerden dolayı. Ama benim izlediğim Kauzaten ve Schalke'de 6 yıl boyunca da Almanya'da şov yapmış. Teknik kapasitesi yüksek. O da Galatasaray'da uzun zamandır nitelikli bir on numara görmüyordu. Yaratıcısı yani, yoktu. Yani aynı şey olmuyor. Mario Gomez'i evet olacağını biliyordum ama çok var böyle çok iyi olup da. Mesela Galatasaray'ın aldığı Şilili oyuncu vardı biliyorsun. Aynı durum. Geçen sene devre arasında iyi çıkacağını düşünmüştüm. Çıkmadı. Yani bunlar takımla da ilgili. Ama dediğim gibi burada Valerian İsmail şeyini de koyduk ortaya. Tabii. Biraz oyun da oyuna baktığında gol atamayabilir ama mücadelesi sonuna kadar gider. Beşiktaş genel anlamda Salih, Weghorst ve Mahis böyle bir göbek oluşturduğunda iyi bir Muleka'da. Ben hatta şunu söyledim. Belki bir detay budur. Muleka genel olarak Rozier çizgiye yönelip Muleka genelde Weghorst'un yanındaki ikinci santrafor olarak takılıyor. Aynen. Gezdal'dan farklı olarak o bölgedeki oyuncu. Çünkü genel oyun sistemi içerisinde kendini öne atan Weghorst arkaya alan açıyor. Hmm. Şimdi Gezdal olduğu zaman orada oyun kuruyor. O zaman bu gidecek sağdaki. Ama birisi o boşluğa içeriye dikine koşu yapacak forvet koşuları gerekiyor. Veya işte Weghorst'u bu kadar insan biriktirince çevresinde alanlara kaçacak olan oyuncular önemli. O yüzden de bence Beşiktaş iyi yolda genel anlamda. Çok büyük bir problem savunmada ve sakatlık olarak yaşamazsa genel anlamda hücumda bence istediğini alacak gibi duruyor. Keyifli maçları bize vaat ediyorlar. Her maçından keyif alıyoruz Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın her maçından. O yüzden Fenerbahçe'nin ben Valerian İsmail'i normalde biraz şeydim. Çok iyi bakmıyordum hani zirve futboluna geriden oyun kurmamasına değil ama bize keyifli futbol izlettiği için böyle bir hoca direttiği için stratejisini de diretiyor. İnsanlar dizilimini değiştirebilir. Ama ana stratejisi devam ediyor. Valerian İsmail. Önde lan baskısı geriden hala yine uzun vurmalar var. Önde pres, enerjisi yüksek futbol. Gegenpressing, karşı pres, her türlü ve keyifli futbol. Bir büyük takım futbolu güzel oluyor gibi. Keyif alıyorum şimdi Beşiktaş'ta. Fenerbahçe ve Trabzonspor'da konuşacağız ama Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'le Trabzonspor'un da Ferencvaros'ta çok kritik maçları var. Onları ana yemekle konuşacağız. Şimdi ara sıcağı Avrupa gündemine geçelim.